kemik erimesine karşı korunmada da çok şifalı bir tohumcuktur. Ve bol miktarda A vitamini vardır. Yani cildi ve gözü kuvvetlendirici etkisi de buradan geliyor. 100 gram susamda 9 gram protein vardır. Yani susam deyip geçmeyin. Et kadar olmasa bile 100 gram susamda ciddi bir bitkisel protein vardır ve 280 kalori vardır. Sağlıklı kilo almak isteyenler için oldukça önemli. Susam bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansızlığa karşı doğal bir destek sağlar. Bağırsak kanserine karşı koruyucudur. Beyin ve sinir hücrelerine yararlıdır. Kalp sağlığına yararlıdır. Yüksek tansiyon ve kolesterolün düşmesine katkıda bulunur. Romatizmal ağrıların giderilmesinde ise susam hakikaten oldukça yararlıdır. Bir de şu Hint fıstığından konuşacağız. Sağlıklı kilo almak isteyenler için de Hint fıstığı çok besleyicidir. Hint fıstığını yakından göstereyim mi Başak? Hint fıstığı kaju veya keşu diye yabancı dillerde geçiyor. Keşu nut veya kaju fıstığı diye. Fil dişi de diyorlar burada, hocam bizde. Efendim? Fil dişi de diyorlar. Fil dişi diye benziyor, doğru. Dünyada üretim ve ticaretini yapan ilk ülke Hindistan'dır. İçeriğinde yüksek oranda potasyum vardır. Selenyum, çinko ve demir vardır. Magnezyum vardır ve D vitamini içerir. Yani hem kalsiyum hem D vitamini içerdiği için kemik erimesi olanlar için de ve kemiklerini kuvvetlendirerek kilo almak isteyenler ve sporcular için de çok faydalıdır. Tansiyon düşmesine yardımcıdır çünkü potasyumu yüksek olduğu için. Kansere karşı direnci arttırdığına inanılıyor. Kemik hastalıklarına karşı, özellikle kemik erimesine karşı çok yararlı. Adet dönemi öncesi gerginliği azaltıyor. Yüksek oranda magnezyum içerdiği için zaten kıvırık ve kıvırcık olan çoğu şeyde, kıvırcık maruldan keşu nata kadar, yani bu Hint fıstığına kadar hep magnezyumu yüksektir içinde. Vücut direncini arttırır ve erkeklere de bir faydası var, hep bayanlara değil, cinsel gücü de arttırıcı bir özelliği var Hint fıstığının. Yani hem bayanlar hem erkekler için iyi. Şimdi sağlıklı kilo almak isteyenler için çok şeyler konuşacağız. Rejideki arkadaşlar da eğer hazırsa ekrana şimdi birinci gün listemizi bir girelim bakalım. Sağlıklı kilo almak isteyenler için kalem kağıtları elinizde olsun. Cumartesi günü bu listeyle başlıyoruz. Ekrana liste girmeye başlayınca ben de size buradan tek tek sabah ne yiyeceksiniz, öğlen ne yiyeceksiniz söyleyeceğim. Şimdi birinci gün sabahında iki tam yumurtadan bir omlet yapılacak ama bol kaşarlı. Ve şimdi birazdan öğreteceğimiz, yetiştiremezsek de pazartesi size göstereceğiz, sade yağlı bir omlet. Sabahleyin bu omleti yiyorsunuz. Yanında da 3 dilim çekirdekli ekmek. Biliyorsunuz içerisinde ay çekirdeği, kabak çekirdeği katılan ekmekler var. 3 normal tost ekmeği dilimi büyüklüğünde onlardan koyuyoruz. 1 bardak taze sıkılmış portakal suyu. Özellikle taze sıkılmış ve posolu olması daha iyi. Bolca, yani küçük bir demet taze maydanoz, üstüne birazcık limon sıkabilirsiniz ve 3 tatlı kaşığı ev yapımı reçel. 3 tatlı kaşığı da ev yapımı bir reçel. Şimdi sabah kahvaltısını böyle yapıyorsunuz. Fakat tabii ara öğünde de devam edeceksiniz, öğlen de devam edeceksiniz. Onlarda daha sonra neler yiyeceksiniz onları da geçeceğiz. Şimdi ara öğünde yine 1 bardak tam yağlı süt içiyorsunuz. Hatta kilo almak isteyenler eğer bulabilir ve içebilirlerse devam edebiliriz diyeti göstermeye ekranda. Keçi sütü daha bile yararlı olabilir. Bu sütü kutu sütü olarak da alabilirsiniz. İş yerinize, okula veya ofisinize bu şekilde de gösterebilirsiniz. Şimdi gelelim öğlen yemeğine. Sabah kahvaltısını ettiniz, ara öğünü yaptınız. Öğlen ise bol domatesli sulu tavuk yiyeceksiniz. Ve yanında da 1 porsiyon tereyağlı pilav. Bildiğimiz tereyağlı pilav yiyeceksiniz ve 1 porsiyon da zeytinyağlı havuç yemeği. Bildiğimiz zeytinyağlı havuç yemeği ama çok soğuk değil. Bu da zeytinyağında ılık ılık sulu sulu olacak. Öğlen yemeği ile akşam yemeği arasında ara öğünde ne yiyeceksiniz? Şimdi onları da konuşacağız. Çünkü ara öğünlerde de mutlaka beslenmeye devam etmeniz lazım. Birinci ara öğünde 1 bardak ayran, normal yağlı yoğurttan yapılan ayran ve 1 avuç tuzlu badem. Ama çok fazla kavrulmuş olmazsa iyi olur. Çünkü çerezler de çok aşırı kavrulurlarsa besin değeri açısından bazı kaliteli özelliklerini kaybedebiliyorlar. Yani ara öğünde. Sonra diyelim birinci ara öğünü saat 3 gibi yaptınız. Saat 4.30-5 civarlarında ise 1 bardak ayran normal yoğurttan ve yanında da bir parça meyve veya herhangi bir katkı yiyebilirsiniz. İlk gün akşam yemeğinde kilo almak isteyenler ise 1 kase mercimek çorbası, posola olursa daha iyi. Orta boy peynirli domatesli bir pizza veya pide de olabilir bu. Orta boy olacak. Ve yanında da bol domatesli, soğanlı ve maydanozlu ve sızma zeytinyağlı bir salata. Akşam yemeğinde de
pizza, bol domatesli, maydanozlu, soğanlı bir salata ve de bir kase mercimek çorbası içiyorsunuz. Akşam yemeğinden sonra da, yani akşam yatmaya yakında yine minik bir katkı, minik bir ara öğün yapabilirsiniz. Akşam yemeğini yediniz, bitti. Televizyon karşısında uzun uzun oturuyorsunuz, acıktınız. Orada da canınızın çektiği mesela yine bir parça bir meyve suyu, yanında da çok tuzlu olmayan çiğ çerezlerden tüketebilirsiniz. Ve meyve kuruları, özellikle elma kurusu veya kuru incir gibi. Ama biz ilk gün için özellikle çinkoyu yüksek vermek için ve doymamış yağ açısından da bir avuç kabak çekirdeğini öneriyoruz. İri bir avuç kabak çekirdeği. Demir açısından ve çok faydalı erik pestili ve bir bardak da boza. Bir bardak boza, avuçunuz kadar bolca erik pestili ve bir avuç da kabak çekirdeği. Akşam yemeğinden 1-1,5-2 saat sonrası için de oldukça faydalı. Kilo almak isteyenler, kaçıranlar üzülmeyin. Çünkü tnt.tv.tr diye girdiğiniz zaman web sayfamızda bütün bu 10 gün boyunca size vereceğimiz sağlıklı kilo aldırıcı diyet önerilerini bulacaksınız. Hocam şimdi insan diyor ki zayıflar ne şanslı. Pizzalar, bozalar, çekirdekler. Oh oh ne güzel valla. Ama yine de bakıyorum hoca onlara da sağlıksız bir şey vermiyor. Hayır, pizzayı bile domatesli peynirli veriyor. Hani evet, üzerine basın sucuğu, salamı, kavurun soğanları, dökün falan demiyor yani. Çünkü Seda'm çok güzel söylediniz. Sağlıklı kilo almak demek kemikleri ve kasları da güçlendirerek kilo almak demek. Yoksa yağlanarak kilo aldınız mı sağlıklı bir, tabii, şey değil. Almayın, hani çiroz veya sıska tabir ettikleri şekilde kalın daha iyi. Daha iyi. Eğer siz sadece kilo, aman ne güzel kilo aldım, nasıl aldım? Göbeklenerek ve yağdan aldınız, çok yanlış. Hı hı. Şimdi siz çalışan bir kadınsınız. Evet, hele yarın sabah 2,5 saat şu kadar ışığın altında, ki sizin yine yüksek, benim altlardan da var. Solaryum cihazında gibi, işte kulaktan bağlı, arkadan kablodan bağlı, hiç